Saadet Partililer Gaziler Günü nedeniyle gazilerimizi andı. Demokrasi şehidi olan Hasan Polatkan'ı da anan Saadet Partisi, Tepebaşı İlçe Başkanlığı Yatırım ve Kalkınma Başkanı Ahmet Gülen, sözü Hasan Polatkan Havaalanı'na getirerek havaalanının tarifeli uçuşlara neden kapalı olduğunu sordu. Saadet Partisi Tepebaşı İlçe Başkanlığı Yatırım ve Kalkınma Başkanı Ahmet Gülen düzenlediği basın toplantısında Gaziler Günü'ne değindi. Gülen, şehit ve gazilerimiz her türlü takdire şayandır dedi. Gülen, 17 Eylül 1961 yılında idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve dönemin Eskişehirli Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı da rahmetle andıklarını belirtti. Hasan Polatkan'ı anarken üzüldükleri bir konuyu dile getiren Gülen, Hasan Polatkan Havaalanı'nın tarifeli uçuşlara kapalı olduğunu söyledi ve Hasan Polatkan Havaalanı'nın önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Vatanımızı korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim onurumuzdur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin hiçbir bedelle satın alınmayacak fedakarlıklarından aldığımız güç ve ilhamla birlik, beraberlik, bütünlük içinde hayatımızı idame ettiriyoruz. Şehit ve gazilerimizin her türlü takdire şayandır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimizi anıyor, hayatta bulunan gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca seçimle iş başına gelip silahla görevden alınan ve darbe ünlü bir mahkemeyle yargılanarak 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz. Hasan Polatkan'ı anarken üzüldüğümüz başka bir husus var. Şehrimizde bulunan Hasan Polatkan Havalimanı hala tarifeli uçuşlara kapalı. Bunu anlamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde tartışma konusu olan Kütahya Zafer Havaalanı ile karşılaştırdığımızda daha fazla yolcu taşınmış. Üstelik Zafer Havaalanı'nda tarifeli uçuşlar, devlet garantisi ve acente kaynak tahsisi gibi destekler söz konusu. Ama Hasan Polatkan Havaalanı tarifeli uçuşlara kapalı. Şehrimizde havacılık sektöründe daha gelişebilmesi adına Hasan Polatkan Havaalanı'nın önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Aklımıza şu soru geliyor. Zafer Havaalanı'nın yolcu garantisini karşılayabilmek için mi Hasan Polatkan Havaalanı'na gerekli destekler verilmiyor? Merak ediyoruz.